Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Haberax Televizyonu'nda Sinan Sallabaş'ın sunduğu Samsun'un Nabzı adlı programa katıldı. Osman Bey, takip ettik yakından. Canlı yayında Sallabaş'ın sorularını yanıtlayan Başkan Genç, 15 Temmuz öncesini, 15 Temmuz gecesini ve sonrasını enine boyuna anlattı. Tabii 15 Temmuz gecesi hem bir karanlığın hem de bir aydınlığa giden yolun adı olduğunu düşünüyorum. İlk önce il binamıza uğrayarak oradaki gençlerimizi ve oradaki insanlarımızı gördük ve hemen Cumhuriyet Meydanı'na toplanmamız gerektiğini ifade ettim ve oradan Cumhuriyet Meydanı'na geldik. İlk Cumhuriyet Meydanı'na girdiğimizde hakikaten insanlar hem bir tedirgin hem ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Tabii milletimizin müsterih olması gerektiğini, bu meselenin bir kalkışma olduğunu, bu kalkışmaya bu millet mutlak şekilde cevap vereceğini, ta ki başkomutan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı'nın talimatlarıyla beraber hareket edeceğimizi oradaki insanlara anlattık ve söyledik. Yani takiye yaparak 40 yıla aşkın ülkemizin her kurumuna istinasız sadece askeriye, polis, emniyet değil, sporundan sanatına kadar, milli eğitimden diyanetine kadar her alanına sinsice bir virüsle birlikte giren bir FETÖ terör örgütünden bahsediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde bu insanların, işte Müslüman insanlar, mütedeyyin insanlar, bunlar ülkesine, milletine hizmet edecek diye önlerinin açıldığı bir dönemi yaşadı. 17 Aralık ve 25 Aralık'taki o günün Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlar, hükümetimiz itibarsızlaştırmak için önemli bir girişimde bulunmuşlardır. Yolsuzluk iddiasıyla birlikte. Fakat o gün, hepimiz o günleri hatırlıyoruz. Başkan Genç, FETÖ-PDY mensuplarının temizlenmesiyle ilgili bakılması gereken tarihin 15 Temmuz değil, 17-25 Aralık olduğunu söyledi. 17 ve 25 Aralık gerçekleştirdikten sonra artık bu din kisvesinin içine girmiş ve dış güçlerin emrinde çalışan bir terör örgütü olduğunu ifade ettik. Ama diğer insanlarımızın siyaset içinde bunu gösteremediğimizi gördük. Biz hakikaten burada büyük mücadele verdik. Sinan Bey, bu şehirde hakikaten FETÖ yazsınlar, paralelle mücadele yazsınlar ve Osman Genç yazsınlar, Canik Belediyesi yazsınlar. Yazdıklarında internette bütün bu haberlerin nelerin çıkacağını göreceksiniz. Canik Belediye Başkanı Osman Genç son olarak vatandaşlara seslendi. Bu işin kan bağı olmaz. Bu işin akrabası olmaz. Bu işin kardeşi olmaz. Bu işin evladı olmaz. Bu işin herhangi bir bağdan dolayı bu işi işte örtmek, onu ötelemek asla olmaz. Orada ifade ettim. Neyimiz olursa olsun, ister akrabamız, ister kardeşimiz, ister evladımız, ister babamız, ne olursa olsun mutlak şekilde Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bunu örgüt bildiği bağla alakalı bilginizi, duyunuzu, şüphelerinizi ilgili kurum, ilgili yere şikayet etmeyin.